Bakanlar Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen 2013'te Türkiye ve Dünya Ekonomisi Tahmin ve Beklentileri konulu konferansımıza hoş geldiniz. Öncelikle programı arz etmek istiyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, TUSKON ve OGİAD tanıtım sunumu, OGİAD Başkanı Mahmut Yeten'in konuşmaları, ekonomist yazar Dr. Şeref Oğuz'un sunumları, rozet ve plaket takdimi. Değerli konuklar, sizleri öncelikle Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Ülkemizde son 10 yılda yaşanan demokratikleşme beraberinde iş adamlarımızın dış açılımını güçlendirdi. Dünya krizlerle sarsılırken ülkemizdeki siyasal istikrar sayesinde krizleri teğet geçtik. Türkiye ekonomisinin güçlenmesiyle birlikte büyüyen TUSKON'un ana hedefi daha fazla sayıda Türk firmasının yurt dışına açılımını sağlamak, Türkiye'nin ihracatını artırmak, Türkiye'ye yatırımcı çekmek, Türk ve yabancı firmaları ticaret ve yatırım için buluşturmak ve böylece 500 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlamak. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde kurulu iş adamı federasyonlarını, bu federasyonlara bağlı 172 iş adamı derneğini, 40 bin başarılı iş adamını ve bu derneklere diye 120 bin şirketi başarıyla temsil ediyoruz. TUSKON'un dünyanın 4 önemli merkezinde bulunan ofisleri ve 140 ülkedeki partner ve temsilcileri sayesinde Anadolu insanı dünyaya açılıyor. Türkiye'nin dünya muvazenesinde hak ettiği yerini alması, gözünün içine bakılan, sözü dinlenir bir ülke olması hedefiyle bugüne kadar Afrika, Avrasya, Asya Pasifik, Orta Doğu, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerine yönelik olarak yoğun bir şekilde ticaret köprüsü programları, ticaret ve yatırım heyetleri, ticaret ve yatırım forumları gibi yüzlerce etkinliğe imza attı. TUSKON bu zirvelerle kalıcı dostluklara zemin hazırlarken misafir edilen ülkelere yüzlerce iş gezisi düzenledi. Honduras'tan Belize'ye, Seyşeller'den Sao Tome Principe'ye, Rusya Federasyonu'ndan Nijerya'ya, Suudi Arabistan'dan Endonezya'ya, Almanya'dan Çin'e, Brezilya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Meksika'dan Angola'ya, Vietnam'dan Namibya'ya ve Kamboçya'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde yüzlerce iş bağlantısı, ihracat, yatırım ve müteahhitlik imkanı oluşturan çalışmalara imza attı.
Tuscon sadece 2011 yılında Üye Federasyon ve dernekleriyle birlikte 140 ülkeye 6962 Türk iş adamının katılımıyla 448 yurt dışı ticaret ve yatırım heyeti düzenledi. Ve 317.880 iş adamının katıldığı 4.414 toplantı, panel, seminer ve benzeri aktivite düzenledi. Bunlara ilaveten ülkemizin yatırımlarla geldiği noktayı etkinliklerimizde ağırladığımız 10.200 yabancı iş insanına tanıttı. Tuscon çalışıyor, Türkiye kazanıyor. Geleceğe bakmanın, güven vermenin ve dostlukları pekiştirmenin tam zamanı. Eller Tuscon köprüsünde birleşmeye devam ediyor. Tuscon, Türkiye'nin yeni küresel markası. Değerli konuklar, şimdi de OGEAT Başkanı Mahmut Keten'in konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Rektörüm, çok kıymetli misafirimiz, hocamız, Sabah Gazetesi yazarı, ekonomi yazarı Şeref Oğuz Bey, Osmaniye protokolümüzün çok çok değerli, kıymetli müdürlerimiz, Osmaniye'mizin güzide, gayretli, çalışkan iş adamları ve üniversitemizden bu akşamki programımıza katılım gösteren tüm öğrencilerimize, hocalarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu akşamki programımıza hoş geldiniz diyorum. Bu kürsünün bu tarafı zaten her zaman zor olan bir bölüm. Hatamız olursa şimdiden affola. Sözlerime başlamadan önce, iki gün önce Güneydoğu'da Şendili'de kaybetmiş olduğumuz şehidimiz Assubay Bekir Çavuş Bey'e Allah'tan rahmetler diliyorum. Ailesine, kederli ailesine sabırlı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyorum. Malumunuz iki gün sonra da 24 Kasım Öğretmenler Günü. İl Milli Eğitim Müdürümüz aramızda, Sayın Rektörümüz, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Öğretmenler Günü'nü de şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Vatan için, milletimiz için göstermiş olduğunuz gayretlerin devamını temenni ediyorum. OGEAT, Tuscon, malumunuz az önce biz Tuscon'la ilgili sunumu izledik. Birçok faaliyet yapılıyor, birçok program yapılıyor. Biz de Tuscon'un koymuş olduğu hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu akşamda Osmaniyeli hemşerilerimizle birlikte, üniversitemizde, böyle bir organizasyonda Türkiye ekonomisiyle ilgili bazı değerlendirmeler yapalım istedik. Buradan da tekrar Sayın Rektörümüze, ekibine bu misafirperverliklerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Osmaniye malumunuz büyüyor, gelişiyor. Hem üniversite ayağında, hem yerelde, hem de aslında Osmaniye'nin içerisinde olup da çok farkına varmadığımız, aslında farkında olmamız gereken bir organize sanayi bölgemiz var. Bu organize sanayi bölgesi bizim dışımızda, Osmaniye'nin dışında büyümeye devam ediyor. Bu noktada bizim OGEAT olarak savunduğumuz iki meselemiz var. Bunlardan bir tanesi, organize ile biraz daha içli dışlı olmamız gerekiyor. Yani oradaki büyüme sürecine Osmaniyeli'yi dahil etmemiz gerekiyor. Osmaniyeli girişimciyi orada var etmemiz gerekiyor. Bunun için iki yol var. Bir, öncelikle olmayan yolumuzun olması. Yani bu noktada büyük sıkıntımız var. Biz bunu valimizle olsun, ilimizdeki diğer özel idare veya genel meclis üyelerimizle olsun bunu dar çerçevede paylaşıyoruz. Bunu büyük bir problem ve sorun olarak görüyoruz.
1996'da il olan Osmaniye büyümesini 2004 yılında 5084 teşvik yasasıyla birlikte sağladı. 5084 teşvik yasasından sonra Osmaniye büyümeye başladı. Bunun herkes farkına varmalı. Yani 96'dan 2004 yılına gelene kadar Osmaniye 1500 civarında ek bir memur gelimiyle kendi içinde biraz büyüme sağladı. Ama 2004 yılından sonra 5084 teşvik yasasıyla organize sanayinin belli bir altyapısının olmasıyla ve dışarıdan gelen yatırımcıyla büyüme ivmesine girdi. Tabi o arada 4 sene öncesinde üniversitemizin kurulması ve öğrenci gelimiyle de farklı bir ivme, farklı bir büyümeyi sağladı. Burada organizeye ulaşma noktasında zorluklar yaşıyoruz, güçlükler yaşıyoruz. Yol medeniyetse maalesef bu medeniyet Osmaniye'de yok. Ya bu konuyla ilgili biz az önce belirttiğim gibi dar çerçevede görüşmeler yapıyoruz. Ama buradan bu meseleyi çözemiyorsak biz Ankara'ya gitmeye varız. Yani Osmaniye'de sivil toplum kuruluşları bir araya gelmeliyiz ve bu problemi çözmeliyiz diye düşünüyoruz. Çünkü büyüme organizeden geçiyor. Yani organize ile biz daha fazla büyümeliyiz. Bugün son 5 senede, 10 senede Osmaniye'ye nitelikli insan göçü olmaya başladı. Onun öncesinde de Osmaniye göç alıyordu. Ama son 5 senede, 10 senede nitelikli insan göçü almaya başladı. Bunun da temel sebeplerinden biri yine organizedir. İkinci olarak Osmaniye organize sanayi bölgesinde Osmaniyeli girişimciler olmalı. Ya bu konuyla ilgili üçüncü etapla ilgili yer tahsisleri yapıldı. Fakat baktığımız zaman Osmaniyeli iş adamını biz orada göremiyoruz. Bunun bir temel sebebi var. Osmaniyeli iş adamı eğitime katkı payı sağlamadığı için organize sanayi bölgesinde yer tahsisi noktasında hak sahibi olamıyor. Evet, eğitim önemli. Eğitim kurumlarının yapılması da çok önemli. Fakat bir iş adamının önceliği eğitim kurumu yapmak mıdır? Yoksa onun öncesinde kendi işletmesini kurup, sermaye yapısını, finans yapısını oluşturup, ondan sonra kazancıyla okul yapmak mıdır? Evet, dışarıdan gelen büyük yatırımcılar bu güce sahiptir, bu olgunluğa sahiptir, bu finans yapısına sahiptir. Bunu kabul ediyoruz. Yani gelir, buraya kuracağı işletmenin yatırım maliyeti 10 milyon dolardır. Bunun içerisinde 1.2 milyonu okul için ayırabilir. Böyle bir ödeneği vardır. Ama Osmaniye'de, yanlış anlaşılmasın, finans gücüne sahip insanlar da yoktur demiyoruz. Mutlaka vardır. Ama girişimci olaraktan parası olan insanın imalat noktasında yatırım yaptığı çok az. Girişimci olarak imalatta para yatıran insanların da sermayesi yok. Ya böyle bir sıkıntı var. Bunu bir şekilde çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sayın Valimizle de bu konuyla ilgili görüşüyoruz. Kendilerinden ricada bulunuyoruz. Ama kendilerinin Osmaniye'ye bir katkıları olmuştur. Biz buna inanıyoruz. Eğitim noktasında yapılan okullar, yurtlar bir hayli fazladır. Biz buna da inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ama Osmaniyeli'nin burada ayrı bir noktaya koyulması gerektiğini, ayrıcalık istemiyoruz. Ama bu konuda ya görmezden gelelim ya. Ya Osmaniyeli'ye 30 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm rant peşinde koşturuluyor. Efendim, bunun kanunda yeri var. 6 ayda bu yer yapılmayacaksa, 1 sene içerisinde vaat edilen yerine getirilmeyecekse, devletimiz, organize sanayi yönetimi bu yatırımcıdan bu yeri alıp işi bitirir. Kimse de rant peşinde koşmaz. Bu konuda çok muzdaribim. Neden? Çünkü üyelerinden, ki bugün OGİAD'ın 425 üyesi var. İş adamı var. Bu noktadan dolayı ben
üzüntülüyüm. Çünkü eleştiri alıyorum. Makamlar niye vardır? Kaba olarak doldurmak için burada bulunmamamız lazım. Mutlaka icraat olarak bir şeyler yapılması lazım. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak elbette icraat makamı değiliz. Ama üzerimize düşen sorumlulukları da Osmaniye'miz adına yerine getirmek durumunda olduğumuzu bilmeliyiz. Bu iki konuyu ben çok önemsiyorum. Bu konuyla ilgili dediğim gibi bundan sonraki süreçte özellikle yol konusunda Ankara ile ilgili de girişimlerimizi yapacağız. Olmadı, yerel seçimler geliyor. Başbakanımız herhalde buraya bir sefer yapar yani. Geldiğinde eski yoldan bir götürüp ya bu yolun hali ve durumunu kendilerine izah edip bu konuyla ilgili bir girişimde bulunmasını biz rica edeceğiz. Bu konuda tüm kamu kuruluşlarından, tüm sivil toplum kuruluşlarından ya destek rica ediyoruz. Bu Osmaniye'nin meselesi. Yani OGİAD'ın bu konuyu üstlendiği veya bu konuyla ilgili çalışma yapıyor noktasından hiçbir kurumun kuruluşun da bir kenara çekilip durmasına bizim gönlümüz razı olmaz. Bu meseleyi savunacak, bu meseleyi daha iyi noktalara götüreceğine inandığımız, inanan arkadaşımız varsa biz onun arkasında durmaya da hazırız. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bir konuya daha girmek istiyorum. Ondan sonra sözlerime son vereceğim. Malumunuz önümüzdeki günlerde Osmaniye ticaret odası seçimleriyle ilgili çalışmalar var. Bu konuyla ilgili 3-4 arkadaşımız başkanlık noktasında aday oldukları yönünde duyumlar alıyoruz. Alıyorsunuz, duyarsınız. Ki Şubat ayına kadar daha çok değişimler de olabilir. Şunu öncelikle belirtmek istiyorum. OGİAD olarak bizim taraf olmamız mümkün değil. Bizim taraf kirliğimiz de olmaz. Çünkü biz ticaret odasından ayrı bir yapıyız. Ya biz TUSKON'a bağlı bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ticaret odasının yapısı daha farklı. Yani bu noktada bizden hiçbir aday arkadaşımız veya hiçbir üyemiz hani bir taraf noktasında, tarafgirlik noktasında bir çalışma yapmamızı beklemesin. Olmaz da, yapamayız da. Ama burada şunu vurgulamadan da geçmek istemiyorum. Benim 2003 yılından bugüne birlikte OGİAD'ın yönetim kurulunda bir arada olduğum, yönetim kurulunda başkan yardımcılığını şu an yapan Erçin Kavur kardeşimiz inşallah bu yola adım atıyor. Bu konuyla ilgili Erçin kardeşimizi ben şahsım adına destekliyorum. Başkanlık noktasında bir düşüncesi yok. Sadece yönetim noktasında şu an için çalışmalar var. Ama bu konuyla ilgili de sonraki ilk seçim sonrasında bir yönetim kurulu başkanlığı söz konusu olursa da kendisinin bu görevi layıkıyla yapacağına bizler inanıyoruz. Ben tekrar sözlerime son vermeden önce değerli konuklarımızın burada görmekten dolayı memnuniyetimi bir kez daha belirtiyorum ve sözü değerli hocamız Şeref Beylere bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çerçevede bakınca geldim buraya zamanı ölçmek istedim. İlan edilen zaman 7-20 dakika geçti. Bu bende bir başka referansı tetikledi. 20 dakika nedir? Şimdi
bazı ülkelerde toplantılar ve zamana değer vermek, zaman nasıl değerlendirdiğine ilgili aslında niyet, geleceğe niyet metni olarak verir. İster ikili ilişkide olsun, isterse toplumla ilişkide falan. Bazı ülkelerde akreple yelkovan bir yere gelir, toplantı başlar, nemlidir, çöşer, ileriye gelir. Bir yere gelir, toplantı kesilir, asla uzatılmaz. Mesela İsviçre. O yüzden dünyanın en iyi saatlerini onlar yaparlar. Zamanlama konusunda bu kadar şey millet görür. Kaliforniya'da bu 5 dakikadır. Eğer 5 dakika geçmişseniz o toplantı yapılmamış hükümdedir ve çok büyük terbiyesizlik olabilir. Kültürü zaman üzerine okumak noktasında. New York'ta 10 dakikadır. Ankara'da 40 dakika. Gaziantep'te 25 dakika. Arap ülkelerinde randevulaştığınız gün buluşamayabilirsiniz de. Siz de 20 dakika. Bu iyi bir an. Demek ki bir zamana karşı bir duyarlılığı söz konusu. O yüzden bana verilmiş olan zamanı da aynı kapı içerisinde sadece kalmak istiyorum. Yoksa kimsenin zamanını çalma durumunda değil. Şimdi benim, şu slide açılmış ama benim toplantı gündemime göre öncelikle bu dünyada neler olup bitiyor noktasında bir vaadim oldu size. Küresel kriz ne durumda? Neresinde duruyor dünya? Türkiye burada nerede duruyor? En son olarak da size Osmaniye'nin dışarıdan bir bakış olarak kürede ve yörede nasıl pozisyonlanması konusunda birkaç kendi görüşümü bu son kısım Osmaniye için yapılmış özel bir çalışma değil, tamam benim mukayeseli olarak kendi subjektif kanaatim ama diğerlerini verilebilirim size. Öncelikle dünya üzerinde biliyorsunuz 2008 yılında başlamış bir kriz var. Amerika'da finans sektörü, emlak mortgage kredilerinin geri ödenmesinden başlayan kriz daha sonra Avrupa'ya geldi, dünyayı kapladı. 2009 yılında biliyorsunuz bizi de çok kötü etkiledi. Bugün 4. senesi bitti, 5'e giriyor. 2008, 2012, evet Eylül'dü, Ekim, Kasım. 4 senesi bitti, 5. yıla geliyor. Hangi durumda noktasına baktığımızda? Şu anda küresel kriz onu var eden ekonomide Amerika'da yavaşlamış. Nitekim son bu Obama seçimleri yüzünden sanıyorum siz de biraz takip ettiniz. Düzelme yönünde işaretler var. Özellikle hala bazı işsizlik konusunda sınırlı olmakla birlikte. Niye Amerika çok önemli? Çünkü Amerika'da ne olup bitiyorsa dünyayı ilgilendiriyor. Aslında biz bu 6 Kasım'daki seçimlerde hangi sandıkta oy kullandık bilmiyorum ama biz de imparatorumuzu seçtik. Yani şu anda dünyanın imparatoru var, Obama. Biz hangi sandıkta oy kullandık bilmiyorum ama sonuçları bütün dünyayı etkilediğinden dolayı ister istemez bu seçimler bizi de etkiledi. Hatta bazı ülkelerde açılan sandıkları meydanlara kurulmuş canlı yayından izledi insanlar. Çünkü eğer cumhuriyetçiler seçilirse dünya başka bir. O ülke için en azından başka bir yere varacak. Obama seçilirse başka bir noktasında. Bizim noktamızda beklentimiz Obama yönündeydi. Aslında dünyanın biraz da beklentisi Obama yönündeydi. Bu seçim kazanıldı. Seçimle beraber ortaya çıktı ki Amerika ekonomisi düzeltme yolunda fakat çok dev bir tehlikeyle karşı karşıya. Mali uçurum dedikleri çok büyük açıklar, bütçe açıkları. Bu diyeceksiniz ki Amerika'nın derdi bizi niye üstün. Onun cari açıkları, onun bütçe açıkları ne yazık ki dolar ihraç ederek ya da dolar üzerinden dünyaya yönelerek bizi de ilgilendiriyor. Yani onun enflasyonunu satın alıyoruz, onun sıkıntılarını üstleniyoruz. Bu genişlediği zaman bizi de ilgilendiriyor. Ama Amerika'daki bu krizin geçici rahatlamasının getirdiği bir yapı Avrupa'da öyle değil. Avrupa takip ediyorsunuz belki. Avrupa'nın tamamı iyi değil, tamamı kötü, bazıları göreceli olarak iyi. Almanya sınırın üstünde diğer ülkeler dökülüyor. Özellikle Yunanistan, LKB'nin tarafı. Yani neredeyse fiili olarak iflasın işinde. Ülke iflas etmez ama iflası ceketin alıp gidermesin ama beter bir durumda. Komşumuz yanındayken bizim de başımız selamette değil açıkçası. Yunanistan'ın kötü durumu olması Türkiye'yi ilgilendiriyor. Geçenlerde İstanbul'a geldiler. Adalarımızın
İspanya aynı şekilde her 4 kişiden biri işsiz ve korkunç bir krizle karşı karşıya. Fransa notu düşürüldü geçenlerde. Almanya işleri iyi gitmiyor. Orada euro korumak için Yunanistan'ı fedelemeyi düşünüyorlar herhalde. Yani Avrupa peki kriz derinleşerek devam ediyor. Beklendi. Burada da zaten tabloda da görüyorsunuz. Büyüme tahminlerine baktığınız zaman Avro bölgesinde bunlar tahmin yapan kuruluşlar IMF, OECD, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler'in yapıları hepsi ya eksi ya da sıfır civarlarında bir yerlerde dolaşıyor. Gelecekte biraz daha umut vaat ediyor. Yükülemiyor. Avrupa bizi niye ilgilendiriyor? Amerika'dan farklı olarak burnumuzun dibinde. Bir de ihracatımızın hala 1/3, yani yarıdan fazlası şu son mesele oraya. Ve müşterisi sorumluyken hiç kimse doğal olarak rahat uyuyamıyor. Sipariş iptalleri geliyor. Allah'tan bu son 2 sene içerisinde TUSCO'nun da içinde bulunduğu iptal yaptığında bizim iş adamımız başka eksenini kaydırdı, başka pazarlarda ikbalini aradı da biz yumurtalarımızı o tepeden alıp başka yerlere koyabildik. Tam da işler yolunda giderken bildiğimiz gibi güneyimizdeki koridor Avrupa baharı çerçevesinde güneyimizdeki sıkıntı oluştu. Hatay'a gitmiştim geçen sene. Şu ondan önce krizden hemen önce. Günde 80 ile 90 bin kişi sınırı geçip bizim oradakilerden alışveriş yapıyordu. Oteller değişti, iş yerleri Suriyelilere göre ayarlanmıştı. Ertesi gün hiç kimse kalmadı orada. Bugün başka bir dramlar yaşanıyordu. Ama bunların her birinin önümüzdeki aylarla belki yıl olabilir ama aylarla sınırlı gelişmeler olduğunu düşünüyorum. O anlamda burası düzeldiği zaman 900 kilometrelik sınırımız Mısır, bir tarafta biraz da Irak gibi yapısal dönüşümler tamamlandığı zaman Türkiye o alanlarda eksenini kaydırmaya başladığı süreçte daha da hızlanacak. Bu iyi bir haber Türkiye için. Başka bir yapı içerisinde geçen 3 gün önce çok enteresan bir gelişme oldu. Kimin dikkatini çekti bilmiyorum ama Mao'nun bir Çin'i vardı. Mao'nun Çin'i artık yok. Beşinci, Mao birinci, komünizmin birinci versiyonu yönetici kabul edersek şu anda 5. versiyon yönetici iş başına geçti. Hanedan olarak görür Mao'dan sonra böyle 5. hanedan iş başına geçti. Bu biraz farklı bu hanedan. Bunlar tam bir kapitalist. Şu anda devlet başkanı Harvard'da eğitim görmüş. Obama hayatını Amerika'da yaşamış. Bir adamı Çin başına getirdi. Bu 1982 yıllarda hatırlıyorum Sovyetler Birliği'nin çökme sürecinde Margaret Thatcher diye İngiltere Başbakanı vardı. Bu Rusya yıkıldı, oh ne güzel artık komünistler yok ortalıkta, Rus ayısından kurtulduk diye sevinirken bir dakika dedi ya. Bu Rus ayıya benzerken ona karşı tedbirimiz vardı. Şimdi bizim gibi oldu, biz ne yapacağız? Asıl tehlike şimdi demişti. Dediğinde haklı çıktı Avrupa'ya için Rusya'nın durumu. Şimdi Çin aynı şekilde bir kapitalizm sistemini getirdi. Üstelik bunu yaparken eski rejimini de dönüştürerek bunu yaptı. Yarım asır önce Çin'de iktidarı devirmek için kapitalist dünya milyarlarca dolar harcıyordu rejimi yıkmak için. Daha sonra fark etti ki bu rejimi yıktığı zaman başına yıkılacak. Aynı rejimi koruyabilir miyim diye oraya yatırımlar aktarmaya başladı. Çünkü komünizm sayesinde, disiplinli toplum sayesinde insanlar üretim disiplini sağlıyorlar. Bir de halen Çin'de 300 milyon insan henüz daha televizyonla konuşmadı. Daha baskılı bir toplum yapısı içerisinde üretime yönelik bir yapı. Şimdi kapitalist oluyor. Kapitalist olmakla birlikte bizim de çok etkileyecek. Çünkü Çin de tarih boyunca bizi çok etkiledi. Genellikle bizden korunma yönünde bir tarih bize söylüyor. Resmi tarih o Çin seviyor vesaire ama fiiliyatta öyle olmadı. Çin bizi girdiğimiz şekilde ekonomi üzerinden son derece olmuş. Eskiden tek yardım yapıyordu. Şimdi bu büyük üretim olarak geliyor. Artı Avrupa Birliği'nin üyesi değil ama Pire limanını zaten satın alarak şu anda Pire tamamen Çin'e ait. Yarın öbür gün Osmaniye'de dahil olmak üzere buralarda Çin yatırımlarını gördüğümüzde bu Çin'le beraber eski kere uzakta, bir kere Çin malı, kötü mal gibi eski ezberlerimizin artık bir şeye alıştığını görüyoruz. Üstelik başka bir yapı içerisinde Türkiye'nin yakında, çok yakında ekonomik anlamda mücadele edeceği bir ülke olacak.
Başbakan geçenlerde bir açıklama yaptı. Lira zonu diye. Yani lira sahası diye. Lira sahası şu, liranın alışveriş yapıldığı saha. Zaten şu anda 87 ülkede Türk lirası geçiyor. Normal 8-13 milyar liralık alışveriş de lira üzerinde. Fiili olarak var ama Türk lirası güçlü bir para değil. Güçlü para olmaz. 5 tane para var. Mesela. Euro, yen, dolar, de pound, İsviçre pound'ı. Şimdi onun yanı sıra ruble mi olsun, Çin yuanı mı olsun, Türk lirası mı olsun tartışmasında biz orada onunla beraber kafa kapıları biliyoruz. Çin'deki yapı içerisinde değişimler, özellikle daha kapitalist bir yaklaşım Türkiye'nin elini zorlayacak gibi gözüküyor. Ama başka bir yapıda söz konusu. Çin her şeye muhtezir de değil. Özellikle çok uzakta olmasının getirdiği yapı içerisinde Çin'in bu coğrafyada bu yöresel bilgiye, yöresel pazarlara ihtiyaç duyması bizim elimizde olan anlamda düşünülüyor. Bir başka yapı, dünyanın ikinci ekonomisi, enerjiye ihtiyacı var. Onlar da bizim gibi enerji parası. Sadece nükleer meselesi olmuyor. Onların noktasında da gelip geleceği yer Akdeniz, Doğu Akdeniz havzası yani geliyor. Aynı şekilde Osmanlı'nın adreslendiği coğrafyada çok büyük planları, çok büyük var olma öyküleri var. Haklılar çünkü enerji olmadan hiçbir şey olmuyor Çin için. Dünya krizindeki geldiğimiz nokta itibariyle yapı bu. Tahminlere bir kısaca bakarsak, Türkiye burada bizi çok daha fazla ilgilendiriyor. Türkiye biliyorsunuz geçtiğimiz ay bir tartışmaya sahne oldu. Türkiye gerçi her gün tartışmaya sahne oluyor. Gaz fren tartışması. Duyanınız var mı gaz fren tartışmasını? Gaza basalım, frene basalım. Duyuyoruz. Hepiniz duyuyorsunuz. Peki bu salonun genel kanaati gaz mıdır, fren midir? Nedir? Gaz diyenler bir... Tamam. Fren diyenlere bir bakayım. Ha, evet. Birkaç arkadaşım fren dedi. Şimdi gaz fren tartışmasında bu küresel krizde Avrupa Birliği özellikle bitki iflasının önüne gelince bizi bir korku sağladı. Acaba ikinci bitki olursa bizim de ihracatımızın üçte birini, üçte ikisine yakınını yaptığımız ülkeler krize giderse acaba biz ne yaparız diye. Bu korku yüzünden ekonomiyi soğutma kararı aldı. Yani orta vadeli boğran çerçevesinde. Vites küçültme diye bir tabir koydu. Hatta birkaç tane hükümet üyesi aman paranızı harcamayın, aman alışveriş yapmayın, taş düşebilir falan gibi böyle beyanlar vererek gazeteye bir içimize bir korku sağladı. Kendileri de buna uygun Merkez Bankası politikaları ve kamu politikalarıyla beraber bunu destekleyen adımlar attılar. Faizde, kurda, dövizde vesaire. Sonra biz vites küçültelim derken biraz kantarın kokusunu kaçırdık, çok yavaşladık. Yani %3'leri gördük ki daha önce biliyorsunuz rekor büyümelerle Endonezya, Çin, Türkiye büyüme rekorları, %11'leri de gördüğümüz oldu. Şimdi bir anda 3'lere falan indik. Bu çerçevede önümüzdeki dönemdeki tahminleri Türkiye biraz yukarı çıkarmakla birlikte hala mütevazı ve muhafazakar bir tahminlerde bulunuyor. Bunlar 2012'yi hangi oranla bitireceğimizi gösteriyor. 3 var, 3,5, 2,9. Ondan sonra 3,2 gibi tahminler var. Farkındaysanız önümüzdeki yıl tahminlerde biraz yükselme var. IMF bile 3,3'ten 4,8'e OECD çıkarıyor. Dünya Bankası 2,9'dan 4'e, 2014'te de 5'e Dünya Bankası giderek artırıyor ki bu hükümet bu oranda buna olduğu bir tahmin yapıyor. Başbakanın da dinlendirdiği bu. Birleşmiş Milletler'in getirdiği tahminlerde aralarında en yüksek tahmin var ama bundan daha farklı olarak Amerika'da Goldman Sachs gibi İngiltere'de kuruluşlar yatırım fonlarının tahminleri %6-6.7 tahminlerini dahi gördüm. Yani geleceğe dair bir pek çok tahmin var. Bir de biliyorsunuz bir söz vardı Arapça külli müneccimin kezzabı. Bütün müneccimler yalancıdır. Yani gelecek tahmin edilemez, gelecekle ilgili birisi bir şey söylüyorsa yalan söylüyordur ama bu bir yapımada da doğru şu, gelecek konusundaki yaptıklarınız, tahminler de zaten sizin geleceğiniz konusundaki beklentilerinizle beraber geleceğinizi oluşturabiliyor.
Ama genel olarak Türkiye'nin ekonomisinin 2013'te 2012'den daha iyi geçeceği noktasında bir beklenti var dünyada. Ama bu yatırım fonları açısından çok daha iyi. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Gurur verici bir tarafıyla okuyayım size, sonra endişe verici tarafıyla okuyacağım size. Bu iki hafta önce Amerika'da global küresel bir finans zirvesi vardı. Şeyde yapıldı bu. Huntington Beach dedikleri San Francisco'ya 100 kilometre mesafede bir yerde yapıldı. 2500 yatırımcı bir araya geldi. 2013 ve 2015 yılında hangi ülkeye niye yatırım yapalımı tartıştılar. Ben orada iki Türk'ten biriydim. Başka yatırımcı da yoktu. İki Türk'ten biriydim. Bana insanlar, siz ne yapıyorsunuz orada kardeşim? Neler oluyor? Ne yaptınız da bu kadar hızlı ayrıştınız? Neyi başardınız? Bize aktaracağınız bilgiler var mı gibi benim gururumu okşayan pek çok şey söylediler. Ve o salonda 2500 kişinin temsil ettiği yatırımın toplamı açıklandı. 2013 yılında 1.4 trilyon doları yatıracaklar dünya ekonomileri. Şu anda onların içerisinde sadece geçtiğimiz iki ayda 10 milyon dolar geldi İstanbul'a. Ruhanya ve Nokta grubuna yatırım yaptılar. Diğerleri de aynı şekilde Türkiye'ye ne hangi alanlarda yatırım yapabiliriz diye burada pek çok şey çalıştı, araştırma yaptı. Şimdi bunlara güzel haber. Bu büyüme konusunda IMF gibi biliyorsunuz muhafazakar tahminleriyle ünlü. Hani yoğurdu üfleyerek yiyen çocuklar. Dünya Bankası zaten bunun kankası. Benzer yapılar içerisinde onlar farklı bir Türkiye çiziyorlar. Fakat çizerken söyledikleri bir şey daha var. Biz buraya geleceğiz ama bazı sıkıntılarımız var sizin için. Nedir onlar diyorum. Birincisi diyor, biz oradaki yaptığımız araştırmalarda şunu gördük. İnanılmaz bir yer. Eski dünyaya da yeni dünyanın tam ortasında, kuzey ile güneyin ortasında, zengin kuzeyin tam ortasında, doymamış pazarların burnunun dibinde Pasifik ve giriş kapısını tutmuşsunuz. Entelektüel sermayeniz civar coğrafyalardaki en iyi insan kalitesine sahip, faunanız, floranız var, dört mevsiminiz, yedi ikliminiz, suyunuz var, inanılmaz bir coğrafya. Fakat bir sıkıntı var. Sıkıntı zannettiğiniz gibi, bizim buradan gördüğümüz gibi terör ya da civarımızdaki Suriye'nin geçici olarak içinde bulunduğu durumdan bahsetmiyorum. Başka bir sıkıntı var. İş yapma kültürü itibariyle sizin bir güven sorunuz. İnanılmaz bir şekilde güvenmiyorsunuz birbirimize. Bize de güven aşılamıyorsunuz. Bize de güven. Sizinle iş yapma konusunda bir büyük sıkıntımız var. İkincisi, sizde herkes az olsun benim olsun mikro krallıklar halinde işletmelerinizi yönetiyorsunuz. Bir araya gelip peki bir şey yapmıyorsunuz. Bu da bizim sizinle birlikte çalışırken pratikte sorunlar çıkardı. Ben de bu Intel'in başındaki bu adama sordum. Bu Hindistanlı ve şu anda 40 milyarlık bir fonu yönetiyor. Ya dedim peki niye Türkiye'ye yatırım yaptığınız zaman madem bu böyle yapıyorsunuz. Bu diyor bizim kendimize en yakın bulabildiğimiz şirketler. Ama diyor Rusya'ya gittiğimiz zaman diyor Rusya'da dikkatimizi çeken şu. Bilim adamları çok fazla. İnsanlar ekip olarak çalışmaya daha yatkın. Bir de birbirimize güven vermekte çok hızlılar var. Bize güvendiler bir anda. Biz de onlara güvendik. O yüzden diyor Yandex diye bir şey var. Biliyorsun hani Google'un noktasında yeni çıktı. Yandex'in 5 milyar dolarını tek çıkarıp ceplerinden verdiler. Aynı kuruluş bize gelince 10 milyon dolar verdi. Peki şu soruyu sordum ona. Yarın öbür gün Türkiye'de partner ararken bir bölgesel ya da küresel marka çıkarır mısınız? Şunu söylediler. Bak sizin iç pazar o kadar cazip ki diyor. İç pazarın cazibesi yüzünden diyor. Biz tüketime yönelik olarak siz teknolojiyle tüketim üzerinden büyüyorsunuz zaten diyor. Oralar daha cazip geliyor bize. Yani sizin üzerinizden üretim ya da diğer bölgelerde iş yapacak işleri düşünmüyoruz açıkçası. Bu çok hayati bir gösterge. Şu noktaya taşımak istiyorum lafımı bu noktada. Kötü tarafa geldik şimdi. Türkiye o anlamda hala söğüşlenecek cazip pazarlar noktası olarak görülüyor Amerikalılara. En azından benim için de bulunduğum sadece Amerikalılar değil, Japonlar da var burada.
Kozu ben biraz sorguladım. Gördüğüm şu. Birincisi, bu işler artık yavaş yavaş tek kişinin yapacağı işler olmaktan çıktı. Yani siz tek başına işletmeniz ve eğer Osmaniye'de eyvallah, Türkiye'de bile belki, hani bugün beni götürdüğünüz demir-çelik tesisleri, ama ölçek bölge anlamına, küre anlamına çıktığı zaman tek başımıza işe yaramıyoruz. Ne yapmamız lazım? Bir arada çalışıyor olmamız lazım. Bıdı bıdı şirketlerden olmuyor. Düşünemiyor musun? 1 milyon 600 bin şirket var ama bunların içerisinde 1200 tanesi büyük şirket, sayabının gerisi orta ve küçük. Birlikte iş yapma kültürünüz yok diyor insanlar. Biz de bakıyorum, hakikaten birlikte iş yapma konusunda şöyle safa gelişiyor. Başlangıçta bir araya geliyoruz. Geldiğimiz andan itibaren ortamımızda nasıl kurtulacağımız noktasındaki kafa arka planda çalışmaya başlıyor. İyileri özenle ayırmakla birlikte, beraber bu işi yapan firmalar, bunların hakkını yememekle beraber genel olarak sıkıntıyı söylüyorum. Osmaniye'ye buradan geleceğim çünkü. Ne yapıyorsunuz diye bakıyoruz işletmelere. Yeni ticaret esasını çıkardı. Haberiniz vardır belki. Temmuz'da yürürlüğe girdi. O yürürlüğe girmeden önce onun içerisinde pek çok enteresan devrimci maddeler vardı. Bunlardan bir tanesi ortağını dolandırmana imkan kaldırdı. Ortağına kazık atamayacak. Neydi? Müşterek hesap noktasında hesap ve oradan para çekme noktasında, borç alma noktasında bir yapı getiriyordu. İkincisi şeffaflık getiriyordu. Yaptığı her konuda kamuya gerekli derinlikte hesap verme. Web sayfası dokunduğu, müşterilerine, tedarikçilerine, sosyal paydaşlarına bu şirket bu kurallarla yönetiliyor, bu yapılarla yürüyor, yöneticileri bunlardır gibi bir standart. Üçüncüsü hesap verebilirlik noktasında bir yapı getiriyordu. Bunların her biri zaten küresel sermayenin Türkiye'ye daha iyi ilişki kurması noktasında bizim atmamız gereken adımlardı. Malumunuz son dakika müthiş bir lobicilik faaliyetiyle hayati olan maddeler değiştirildi. Eski tasarısı kâma haline getirildi. Ancak böyle çıktı. Demek ki zihnimiz ona hazır değil. İkincisi, kurumsallaşma noktasında bazı şirketlerimiz örfünden gelen bir yapı içerisinde sistemin oturtmuş ama genelde şirketlerimiz şöyle davranıyor. Tek kişinin iktidarda olduğu yapı içerisinde bilgi değil, daha ziyade ataerkil dikey bir yapı içerisinde ekber eşber sistem. Yaşlı olan ve akıllı olduğu düşünülen kişinin tek hakimiyeti getiriyor. Aslında şirket küçükken, esnaf ölçeğindeyken eyvallah. Hani şu dinozorların meşhur sonu tezi gibi. Dinozorlar ufakken bir ton bir gövdesi, bir kilo beyni yetiyordu ona. Sonra 30 tona çıktı ama beyin bir kiloda kaldı. Hani iflaslarından bir tanesi. Pek çok işletmemiz de şu anda durumda bu. Bakıyorum, normalde pazarları genişlemiş, yeni alanlar açmış yapılarda yönetim kadrosu bu anlamda başkasının aklını kullanma ve ortak aklı oluşturma konusunda pek cömert değil. Az olsun benim olsun noktası. Ortaklık kuramıyor. Kurduğu ortaklıklarda da doğal bir şekilde bu kırk haramiler, Ali Baba'nın kırk haramiler masalı bu topraklarda yazılır. Şimdi onu okuyanım bunu bilmiyorum ama oradaki bütün dümen şu. O bir araya gelirler. Yağma yaparken ya da ganimet elde ederken sorun yok. Maceralar şahanedir. Cinden bunu bölüşürken çıkıyor. Normalde işletmeler sözel kültürle çalıştığı için ve işe başlarken hukuk pek önemsenmediğinden dolayı şirketlerimiz kuruyoruz, paraları kazanıyoruz, savaşıyoruz, yolda kırılıyoruz. İnanılmaz bir enerji. Fakat iş birleşmeye geldiği zaman herkes doğalar. İnsan nefsi de böyle dedi. Senin katkının daha fazla, ortağının ya da kardeşinin daha az olduğunu düşünme noktasında bu tür ortaklıkları bölüyoruz ve yürütemiyoruz. Yabancılar işte bunu da fark ettik. Oradaki konuşulan konulardan bir tanesi de buydu. Bir başka Türkiye'deki sıkıntı alanlarından bir tanesi, yenilikçi alanlarda inanılmaz bir şekilde geri kaldı. Yani biz Osmaniye'de ne yapıyorsunuz, tam olarak siz daha iyi bilirsiniz ya da ne yapmak istiyorsunuz ama dünya çok fazla katma değer istiyor. Hani herkesin dilinde var inovasyon. İnovasyon diye bir kelime bilmeyen yok herhalde. Allah'a şükür. Kavramları insanlara ezberletip fakat içini boşaltma konusunda üstümüze yok. İnovasyon herkesin dilinde. Ben belki Türkçe daha uygun olur diye aradım. Yenileşim diye bir şey okudum karşılığında. Daha iyi bir karşılığı varsa siz bulun.
inovasyon hikayesinde bakıyorum, devletin inovasyona verdiği teşvik inanılmaz. Milli gelirde Ar-Ge'ye ayrılan pay, milli geliri oranı %8, %8.5'a çıkmış arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde 3.5 civarında. Demek ki bir şeyler yapıyoruz Allah'a şükür son 10 yılda. %1 olacak 2015'te. Bu müthiş bir, bizim gibi bir devletin müthiş. Ne yapıyoruz? Araştırıyoruz, geliştiriyoruz, aman aman ifade. Baktığında öyle bir numara yok. Yasa tamam, paraları akıtıyoruz. Peki araştırıyoruz da niye geliştiremiyoruz noktasını? Çok iyi bir dolaşıyor. Bir tanesinin başında ben bulundum. Aşağı yukarı 25 milyon dolar para harcadım. Diğer özel sektörde yöneticilik yaptım. 7 işler bulma noktasında bir şeyi fark ettim biz. Bizde Ar-Ge'ye karşı inanılmaz bir kültürel direnç var. Bir, farklı olandan nefret ediyoruz. Korkuyoruz bir kere. Farklıysa sorun çıkar. Yani Doğancılara inmişse Galata'dan zaten hemen tamam bundan bir bela çıkar diye göndeririz. Hani meşhur hikayedir bir tane adamın bir tanesi, kuyumcunun bir tanesi tesbih tanesi üzerine Kur'an-ı Kerim'i yazmış. Padişaha götürmüş. Büyük ödül bekliyor. Meşhur öykü. O da padişah buna marifetinden dolayı 30 tane 30 altın verir. Ama böyle boş işlerle uğraştığı için de 30 kırbaç vurun diye anlatılır. Şimdi biz de bunu vay falan deriz ama belki padişah ona 30 akçe yerine 30 dönümlük bir alan vermiş olsaydı, 30 kırbaç yerine 30 adam bulsaydı, nanoteknoloji o dönemde başka bir olacaktı. İlk şeyi hatırlıyorum ben, denizaltı diye Padişah'taki sadabat eğlencelerinde eğlence olarak suyun altından giden insanlar vardı, ortadan kaldırdı. Anlatmak istediğim yeni, farklı olan karşı bir düşmanlık var. İcat çıkarma diye bir atasözümüz var, icat invent. Ve inovasyonun da kültürde çok güzel bir tanımı var. Siz de duymuşsunuzdur onu. Eski köye yeni adet getirmek. Tam da budur. Bundan daha güzel bir tanımını hiçbir yerde bulamam. Yeni iş fikri falan filan derler ama bana göre en güzel tanımını biz yapmışız. Eski köye yeni adet getirme, köre oluruz. Ve şimdi işletmelere bakıyoruz. Efkar baskı diyoruz. Efkar ne demek arkadaşlar? Fikrin çoğulu. Birini düşünceli gördüğümüz zaman aman bir an önce bundan kurtul. Ya böyle bir şey olamaz. Entelektüel çıkışını çektiğin noktada farklı bir şey getirdiğin zaman kafasını kesersen ne olur? Benzer yapıda turuncu kutu diye bir şey başlatmıştım. Özel sektörün en yüzüde başlamışlarından birinde. Amaç şuydu. Farklı fikri olan kutuya atacak, eleştiri yok. O kutudaki fikirlerden bir tanesi işe dönüşürse onun ortağı olacak. Büyük servetler vaat ettiği olarak. İlk toplantıyı hatırlıyorum. İki toplantı çok iyi geçti. Bir kural vardı. Burada kutular açılıyor. Turuncu kutular. Turuncu da şey hani böyle cazip bir renk diyor. Bu fikri açıkladığınız zaman ne kadar saçma olursa olsun salonda hiç kimse eleştirmeyecekti katılımcılar. Ve oylanacak. Bize yarar yaramaz olur olmaz diye alıp girecek, seçilecek. Bu iki tanesi bu iki toplantıdan iki tane iş fikri çıktı. Birkaç milyon dolarlık iş oldu. Bunların bilet işi, ilgili başka bir işti. Üçüncü toplantıyı hiç unutmuyorum. Bölgenin toplantı açıldı. Bir tane bir fikir çıktı. Grubun başındaki patronun bunu kim, saçma şeyi kim önerdi dedi. Bana bunu bulun diye İK'yı çağırdı. İK, bunu kim el yazısından bulun. Bu saçma fikri bu adamı kurumda yaşatmak istemiyorum dendi. Bulunmadı ama ondan sonraki iki yıl boyunca o kutulardan çikolata poşetiyle sigara ismareti çekti. Kestiler. İnsanlar şeylerini geri aldı. Ve Ar-Ge yatırımlarını yaptıkları zaman ben birkaç Ar-Ge yatırımının içinde bulundum. Bir kere kravatlı geleceksiniz deniyor. Lastik ayakkabı yasak. Kadınlarda etek. Kot pantolonu giyemiyor kadınlar. Yakanızda kart olacak. Bunun için sabah 9'dan akşam 5'e kadar orada bulunacaksınız. Yaratılacak yarat. Bir de eğer başarısız iseniz de işinize son verilecek. Şimdi böyle bir kışla disiplini içerisinde hiçbir disiplini yapmamış. Bilinen bir kural var. 10 işi şöyle paylaştırmış Batılılar ve Avrupalılar. 3 tanesi illaki batacak. Lamacımız. 3 tanesi başa baş geliyor. 3 tanesi kuruma kazandırıyor ama geriye kalan bir tanesi ona harcadığım paraların hepsinin kat ve kat üstünde seni abat ediyor. Bu kültürler arasında biraz oynuyor ama 3 aşağı 5 yukarı. Biz bunu şöyle uyguladık.
2 milyon doları bizzat harcayan bir kuruluştan buluyorum. 10 tane işe yatırım yapıyor, onundan hepsinden de başarı bekliyor. Bir tanesi kaybedince işin tamamını başkalarına satıyor. Şimdi bu bizim en büyük sıkıntılarımızın bir tanesi. Hani dilimize ikide bir geliyor ya, inovasyon, yenilikçi ekonomi vesaire falan filan, hemen üstüne atlıyoruz, sahipleniyoruz ya. Önce bunu hak edip etmediğimizi bir gözden geçirmek, özellikle gençlere de bunu söylüyorum. İkincisi, hata yapma hakkı işletmelerde tanınmıyor. Kendilerine de tanımıyorlar. Şimdi yeni işlere özellikle gireceksiniz, çok fazla hatalar olur işlerde. Bizim sermayedarımız, biraz sizler için konuşuyorum, özellikle üyeleri, dernek üyeleri, bir kere sabırsız. Yani bugün para, yarın sonuç. Böyle bir dünya yok. İkincisi, affetmiyor, hata yapma hakkı tanımıyor. Üçüncüsü, Allah'ın bir hikmeti, her şeyi biliyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Ben bilmiyorum, bu kadar okuyorum. Hiç kimse bilmiyor aslında. Bizimkiler nedense biliyor. Mesela finansı biliyor. Ne ara öğrenmişse o ürettiği ürünle ilgili dünya pazarlarını biliyor. İşte regülasyonları biliyor, yasaları biliyor. Böyle bir şey mümkün değil. İşleri delege etme noktasında da sıkıntıları var. Bu anlamda baktığımız zaman Türkiye arkasına aldığı rüzgarı en az bir 10 yıl daha alacak gibi gözüküyor. Çünkü dünyanın yeni geldiği güç dengesi noktasında enerji kurduğu, bizim gibi istikrarı kurduğunu deniliyor. Dikkat ederseniz böyle uzun boru gibi bir ülkemiz var. Üzerinden bütün enerji hatları ve ticaret hatları da geçmeye başladı. Bir de bazı ülkelerin üretim üssü haline gelmeye başladı. İkincisi, yabancı sermaye gelirken ne olursa olsun gel mantığı üzerinde hareket ediyoruz. Halbuki dünya yavaş yavaş ne olursan ol gel üzerinden değil, yavaş yavaş seçici olmaya başladı. Eskiden paraya sıkıntımız vardı. Paralar gelsin diye çırpınırken sıcak para geldi. Sıcak para nedir bilmiyorsun. Biliyor musun? Bilmiyorum ama şu, sizi soymaya gelen para. Yani tefeciye muhtaç düştüğün haldeki durum geliyor. İçerideki faiz fırsatlarından yararlanıyor. Giderken arkasından silip süpürüp götürüyor. Kendi ülkesinde dolar bazında %5-10 gelire muhtaçken hatırlıyorum şöyle oluyordu. Kapıkule'den, öyle değil gerçi elektronik geliyor da, Kapıkule'den para geliyor, liraya çevriliyor. İçeride biz kuru sabit tutuyoruz, enflasyonu yukarı çıkarıyoruz, borçlama ihtiyacımızla beraber onu besliyoruz. Yılın sonunda o parasını alıyor, tekrar kendi dövizine koyup çıkıyor. Dolar bazında %47, %52 verdiğimiz yıllar var. Beyaz içinde var bu kadar para. Dünyada böyle bir para yok, sıcak para yok. Biz bunu istemiyoruz. Bu yabancı sermaye değil, bu yalancı sermaye. Daha sonraki sermayede bizim aklımız mı yetmiyor bilmiyorum arkadaşlar. Dikkatinizi çekti mi? Çok hevesliyiz şirketlerimizi satmaya. Yani yönetemiyorum, gel beni satın al dercesine adeta. Yani bağıra bağıra bankalarımızı, bütün GSM'lerimizden kurtulduk Allah'a şükür. Türkcell'deki Türk miktarı keçi boynuzundaki keçi kadar. Yok. Türk Telekom aynı şekilde. Telsin zaten %100 İngiliz'de küresel sermayenin oldu. Finanstan da yavaş yavaş. Çok kolay. Çıkıyoruz ya da çıkarılıyoruz. Benzer yapı içerisinde reel ekonomi şirketlerimizde insanlar bir almaya meraklı. Üstelik bunu yaparken bir de bir dümene geldik açıkçası. Notumuzu da düşük tutarak Türkiye'yi ucuz hale getiriyorlar. İçerideki olanımız, 40 kanaat kurduğumuz şirketlerimizi satarken müthiş hevesli davranıyoruz. Bir örneğini vereceğim. Yine yatırımcısıyla görüştüm. Yemek Sepeti diye bir site var. Belki biliyorsunuz. Yemek Sepeti sitesinin sahibi Nevzat Aydın, Trabzon'un benim hemşerim, arkadaşım. Şirketini 2 ay önce şirketinin %25'ini 44 milyon dolara Amerikalılar satın. Yani %25'ini 44 milyon, aşağı yukarı 200 milyon dolarlık bir değer denetimi için şu an sattı. O adamı ben gittim buldum. Tesadüfen orada bana şunu dedi. Dünyanın her yerinde şirket almakla işimiz bu, fon yapıyoruz. En ucuz yemeğimizi Türkiye'de yedik. Yani Yemek Sepeti üzerine böyle bir espri yapıyor. 1 milyarlık şirketi 5'te 1 fiyatına bize sattınız diyor. Peki neden böyle biz bunu göremedik noktasından baktığımızda şu var. Sizin
Çin'i umarım. Mesela Çin'de eğer yatırım yapmaya giderseniz sizde bazı kurallar kuruluyor. Bir diyor, 50-50 olacak diyor. İkincisi yönetim bende olacak. Üçüncüsü her yerde yatırım yapamazsın diyor. Benim söylediğim alanda olacak. Şimdi Osmaniye eğer bu anlamda yarın öbür gün yabancıların kapısında eşelendiği bir dil bulacaksa ki oraya doğru gidiyor. Buradaki belki sivil toplum örgütleri, kanaat önderi, akademiyanın bekleyen bir yapı. Bu anlamda biz hangi sermayeleri seçmek, hangilerini yönlendirmek, hangilerini de almak durumundayız. Diyeceksin ki, ya böylesine sermaye geliyor da seçme şey nereden çıktı? Böyle bir lüksümüz var mı? Yoktu. Şimdi var. Yakın gelecekte daha önce şirketini satmış olanlar ağlayacak. Nevzat bugün ağlıyor. Bu olayı ona ilettiğim zaman bu tür dağlarda. Ben de biliyordum ama işte diyor, bir heves ettim başka bir işe gireyim diye. O para acilen lazım oldu diye. Resmen başkasına hediye etmiş durumda şirketi. Böyle baktığınızda da mesela buranın küredeki pozisyonlanması gündeme geliyor. Kürede pozisyonlanması şu. Osmaniye neyi yapıyor? Yakın gelecekte neyi yapıyor olacak? Ki siz buradan başka illere gidip gençler iş aramayın. Siz de gidip sermayenizi başka illere, başka yerlere yatırmayın. Gideceksiniz bile. Önce buranın getirdiği fırsatları temin ettikten sonra. Rekabet araştırmaları kurumu olarak bir sivil toplum örgütü üyesiyim ben. Bizim işimiz Türkiye'deki iller arası rekabet endeksini incelemek. Bu anlamda ben genellikle dolaşıyorum. Benim gibi bir sürü insan dolaşıyor. Ben Osmaniye'yi özelinde incelemedim. Osmaniye'nin de orada bir karşılığı var ama derinlemesine olduğunu zannediyorum. En büyük sıkıntımız arkadaşlar, bu sizin için de geçerli, yerel bir bilgi yok. Osmaniye hakkında bilgi yok. Gerçi Türkiye hakkındaki bilgiyi de gidip müzik konusunda Louvre'dan öğreniyoruz. Almanya'dan öğreniyoruz. Mimari konusunda Amerika'da şey müzesi önündeydim, bir sanat müzesindeydim. Bizimle ilgili, müzikle ilgili onlar orada. Yok. Yerel bilgiyi üretmediğimiz için de ne olduğunu, ne yaptığını bilmiyoruz buranın. Ne yapması gerektiğini de fazla bilmiyoruz ama bildiğim bir şey var. Yeni yapılanma itibariyle Doğu Akdeniz Havzası dünyanın yeni cazibe merkezi olacak. İki şeye yakın gelecekte ihtiyaç var. Birincisi enerjiye, ikincisi gıda. İçine temiz su kaynakları. Şimdi enerji noktasında bu pozisyon lanması enteresan. Bu coğrafyayı kendisi yaptı. Oradaydı. Hayat onun üzerine denk geldi. Yani Osmaniye kalkıp kendisini burada var etti. Osmaniye buradaydı. İkbal onun üzerine geldi. Şu andaki hikaye bu. İkbal onun üzerine geldi ama bunu doğru karşıladığı zaman zenginliğe dönüşecek. Yoksa yeterince yararlanamayacak. O noktaya bakınca bir de gıda konusu var. İkisi de burada var. Anladığım kadarıyla. Gıda konusu var ama şimdi haliyle değil. Şöyle, biz bunu tekstilde pamuk üzerinden yaşadık. Hepiniz biliyor. Kısa bilinen bir metafor. Bir kilo pamuk, bir dolar. Bunu ipliğe çeviriyorsunuz, 2,5 dolar oluyor. Kumaş yapıyorsunuz, 4 dolar oluyor. Böyle gidiyor. Konfeksiyon yapıyorsunuz, kilosu 14 dolara geliyor. Buraya versace diye bir şey yazıyorsunuz, 80-85 dolara çıkıyor. Şimdi bunun hangi değer zincirinin hangi aşamalarında bulunmanız sizin de zenginliğinizi o sektörden beslenmenizi ortaya çıkarıyor. 80'den önce hatırlayanınız vardır ya da duyanınız vardır. Rahmetli Özal'ın getirdiği o dışa açık büyüme modelinden önce biz pamuğu pamuk olarak ihraç ediyorduk. İlk çarçılmıkçı vardı ya da şey. Şimdi geldiğimiz noktada bu elimizden alınıyor. Niye? Çünkü bunu bizden daha iyi, daha hem ham maddesi olan daha çabuk yapan, daha fazla yapan ülkeler var. Zaten dünyada bütün sanayileşme önce tekstilde başlamış. Birinci sanayi devriminde zaten bir dokuyan mekik başlamıştı. Her ülke zaman zaman bazı endüstrileri kullanarak zenginleşmiş ve daha sonra bunun başka bir endüstriye geçip onu başkasına devirmiş.